Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine birlikte sizlerleyiz. Ana yemek tarifiyle geldim. Eğer tavuk seviyorsanız bir de tavuğu bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Çok kolay ve çok lezzetli. Hem göze hem mideye hitap edecek değişik, farklı bir lezzetli bir tavuk arkadaşlar. Tavuğumuzu tavada pişireceğiz. Videomu izledikten sonra bence hemen mutfağa girin ve bu tarifi deneyin derim. Evet, öncelikle malzeme listemizi sizlere vereceğim. Daha fazla bekletmeden hemen videomun yapılışına geçeceğim. Gerekli olan malzemelerimiz 1 yemek kaşığı tereyağı, 6-7 tane. Sizler tercihinize göre sayısını artırabilirsiniz arkadaşlar. Ben 7 tane tavuk inci kullandım. Yaklaşık yarım kutu krema, 1 limon suyu ve baharatlar. Bunları daha sonra sizlere anlatacağım. Tarif listemi de info kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Evet. Limonlu tavuğumuzun yapılışı. Tavamızı ısıtıyoruz. Tereyağını koyuyoruz. Tereyağını kızdırdıktan sonra tavuk inciklerimi tereyağında her tarafını güzel bir şekilde kızartıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde ters yüz ediyorum. Evet, kapağını da kapatıyorum. Ters yüz ettikten sonra güzelce renk alması için bir yaklaşık 5-10 dakika arası tavuk inciklerimi kızartıyorum. Daha sonrasında 2-3 diş sarımsağı doğruyorum. Yarım limonun suyunu sıkıyorum ve büyük boy bir bardak ılık su ekliyorum. Tuz, karabiber ile tavuk inciklerimi lezzetlendiriyorum. Ocağımın altını orta dereceye kısıyorum. Kapağını kapatıyorum ve bu şekilde suyunu çekene kadar yaklaşık bir 20 dakika pişiriyorum. Bu arada bir tane limonun dilimini de dörde keselim ve onları da içerisine atalım. Daha bir aroma verecektir. Evet. Şimdi kapağını kapatacağım. Ve 20 dakika suyunu çekene kadar pişirmeye bırakacağım. Bu arada inciklerim pişerken ben pilav yaptım yanına. Şekerli pirinç pilavı yaptım. Evet, gördüğünüz gibi suyunu çok güzel çekti. Daha sonrasında tekrardan bir 5-10 dakika tavada renk alana kadar tekrar kızarttım. Gördüğünüz gibi bu şekilde kızardı tavuk inciklerim arkadaşlar. Şimdi ikinci işlemi geçeceğiz. Yaklaşık yarım kutudan biraz daha fazla krema ekledim. Kremayı ekledikten sonra çok ocakta tutmayacağız. Kısa bir süre, 1-2 dakika yeterli olacaktır. Zaten krema sosumuzla birlikte birleştikten sonra çok çabuk özleşecektir. En son olarak da maydanoz yaprakları ile süsleyip servis yapalım. Evet, yemeğimiz bu kadar arkadaşlar. Bu kadar kolay ve gerçekten çok lezzetli bir tavuk oldu. Tavuğu bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Fırında kızartmadan, haşlama yapmadan, gördüğünüz gibi tavada çok da güzel kremalı bir sosu ile birlikte farklı lezzetli bir tavuk pişirdik. Evet, limon dilimleri ile birlikte süsleyip servise hazırdır. Gördüğünüz gibi. Evet, biz çok beğendik. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalımda oldukça farklı yemek tarifleri, et, tavuk, yemek, çorba, pasta, tatlı, her türlü çeşit tarifimi bulabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz hemen şimdi kanalıma ücretsiz abone olarak zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Paylaştığım videolarımı sizler de kaçırmamış olursunuz. Evet, bu şekilde sunum için hazır oldu. Pilav, salata ve tavuk incik. Evet, salatanın sosuna neler kullandım diye merak ederseniz arkadaşlar, biraz zeytinyağı, elma sirkesi, kendi yaptım elma sirkemi, yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar krema kullandım, biraz tuz, yarım tatlı kaşığı kadar şeker, mürti. Mürti baharatı arkadaşlar soya sosuna benziyor. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar ondan kullanıyorum. Daha sonra baharat kullanıyorum. O dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ben
bahçemden kuruttum. Nanelerimi kullandım. Bu şekilde lezzetlendirerek salata sosumu hazırladım. Evet. Gördüğünüz gibi tabağımı da bu şekilde sunum için hazır etmiş oldum. Sosundan da mutlaka kullanın tavadaki o sosu. Evet. Bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Yorum ve beğenilerinizi de eksik etmeyin. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.